Herkese merhabalar. Bugün sizlerle pudingli, krem şantili, bisküvili çok güzel bir karantina pastası yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz 1 litre süt, Hindistan cevizi tozu, çilek, bisküvi, krem şanti ve çikolatalı puding kullandım ben malzemelerde. Öncelikle krem şantimizi hazırlayacağız. Bunun için 1,5 çay bardağı sütümüzü 1 paket krem şanti tozuyla beraber çırpıyoruz. Şantimiz yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olduğu zaman şantinizi dolaba dinlenmeye alabilirsiniz. Bu sırada pudingimizi de yapacağız. Bir paket pudinge yaklaşık 2,5 su bardağı süt kullanıyoruz. Pudingimizi güzelce kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Pudingimiz kaynamaya başladığı zaman altını kapatıyoruz. Bu sırada bisküvilerimizi bir kasenin içerisine süt koyup güzelce ıslatıyoruz. Hem daha yumuşak bir kıvam sağlaması için hem de lezzetlenmesi için sütle ıslatıyoruz bisküvilerimizi. Borcamımıza dizip ilk kata pudingimizden koyuyoruz. Kaşık yardımıyla güzelce yayıyoruz. Yine aynı şekilde üzerine bir kat daha bisküvi geçeceğiz. Güzelce ıslatıp bisküvilerimize borcamıza ekliyoruz. Hazırlamış olduğumuz krem şantiyi de bu kata sereceğiz. Siz dilediğiniz gibi içerisini süsleyebilirsiniz. İster çilek, ister muz, ister ceviz, evinizde ne varsa dilediğiniz gibi, ister sade, dilediğiniz gibi içerisini doldurabilirsiniz. Ben krem şantinin üzerine çilek kullanacağım. Çileklerimi güzelce diziyorum. Ve üzerine pastamın son katını geçeceğim. Bisküvilerimi yine ıslatıyorum ve son katını çiziyorum. Son kata yine pudingimden koyuyorum. Bu pudingi Hindistan cevizi ve krem şanti ile birleştirip güzel bir üzerine sos elde edeceğim. Pudingimi koydum. Kaşıkla yayıyorum. Üzerine Hindistan cevizi atıyorum. Ve kalan krem şantimi ekleyip güzelce karıştırıyorum. İkisinin birbirine geçmesini sağlayacağım. İyice karıştırıyorum birbirine. Ve üzerine çileklerimi diziyorum yine. Pastamız hazır. Yaklaşık 3-4 saat buzdolabında dinlendikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Ben dolapta dinlendirmeden servisini yaptım. O yüzden görünüm böyle oldu ama siz eğer 3-4 saat dinlendirirseniz çok daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir pasta oldu. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.